Değerli izleyiciler, Köy TV ekranlarından merhabalar. Güzel bir etkinlikle yine sizlerle birlikteyiz efendim. Kadim şehrimiz Bursa'dayız. Bursa'mız biliyorsunuz gerek tarihiyle, gerek coğrafyasıyla, gerek de köyleriyle, ilçeleriyle, beldeleriyle bizlere bir görsel şölen yaratan bir ilimiz. Tabii kadim bir şehir olduğu için aynı şekilde köyleri de kadim geleneklere sahip. Bugün de bir asırı aşkın süredir devam eden bir köy hayrında sizlerle birlikteyiz. Yazıbaşı Köyü'ndeyiz. Yazıbaşı Köyü'nde köy hayrını sizler için ekranlara taşımaya çalışacağız. Gün boyunca yaşanan bütün gelişmeleri ekranlarımızda bizlerle birlikte sizler de yaşamış olacaksınız. İyi seyirler diyelim. Bakalım hayrımız nasıl gerçekleşiyor sizlerle birlikte bizler de bunu görmüş olalım. Evet değerli izleyiciler, Yazıbaşı Köyü'ndeki etkinliğimizde Mehmet abiyle beraberiz. Mehmet abi kendi yetiştirmiş olduğu doğal, kendi elleriyle yetiştirdiği kavununu burada insanlarla buluşturuyor. Mehmet abi sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Kemaliye Köyü'nden Mehmet Kaya, Yazıbaşı Köyü'ne buraya cemiyete geldik. Hem eşe dosta bir hediye yapalım dedik. Kavunları gösteriyorsunuz. Sizler yetiştiriyorsunuz kavunları. Kendim yetiştiriyorum. Nasıl? Bal gibi gözüküyor dışarıda. Keseriz, hiç sıkıntı yok. Keseriz, hiç sıkıntı yok. Keselim mi o zaman? Bir keselim. Kavun keselim mi? Keselim. Bir kavun keselim bakalım. Keselim. Kavunumuzu da görmüş olalım değerli izleyiciler. Bıçağımız şurada sanırım. Şöyle kameraları da göstermiş olalım. Daha iyisini keselim ya. Kokusu şimdiden geldi diyebiliriz yani. Kokusu aynen. Gerçekten. Şöyle ufak ufak bir parça alalım. Tadına da bakmış olalım. Müthiş bir lezzet. Aynen. Müthiş bir lezzet. Aynen. Zaten tadından doğallığını anlayabiliyorsunuz kavunun. Yemek lazım artık. Şöyle bu kavunu da arkadaşlara ikram etmiş olalım bizler de. Şöyle kavunumuzdan alalım. Sizlerden de bir kavunun lezzeti hakkında fikirler almış olalım. Nasıl kavunun tadı? Güzel. Ben dün Bursa'dan geldim. Babam almış. Valla çok güzeldi. Beğendik. Şimdi ben kendim de aldım. Bursa'ya götüreceğim. Bursa'da bulamıyoruz biz lezzeti. Tabii. Bulmak zor. Böyle doğalını bulmak zor. Kokusu bile farklı. Aynen. Ki siz daha Bursa'dan geldiniz. Bu köylü müsünüz? Aynen bu köylü. Sizler? Biz de bu köylüyüz abi. Nasıl peki cemiyetimizi nasıl buldunuz? Valla işte her sene geliyoruz. Her sene yapılan bir geleneksel bizim olarak. Geldik işte gördük. Böyle geleneksel etkinliklerin yapılmasında hem bölge adına hem de buradaki vatandaşlarımız adına gerçekten güzel. Tabii devamını da diliyoruz. Aynen. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Abim de gelmişken abimden de bir kavunun lezzetini almış olalım. Sizlere de ikram edelim kavundan. Çok güzel kavun. Mehmet. Cemiyetimiz nasıl? Cemiyetimiz de çok güzel olacak inşallah. İnşallah. Daha tabii ilk saatlerdeyiz vatandaşlarımızla. Kalitesi bol, yemeği bol köyümüzün. Evet. Peki amcacığım sizleri de bir tanıyalım. Adım Mustafa Şahin. Bu köyün, bu köyde doğdum, büyüdüm. 1982 yılında bir trafik kazası sonucu engelli yurttaş olarak hayatıma devam ediyorum. Böyle bir hayır günde köyümü silahım rahim yapmaya geldik. Geçmişten ruhuna Fatiha okuyan hocalarımıza, cemaatimize Allah razı olsun. Sizlere de böyle bir Yazıbaşı Köyü'nde basın gücü olarak size de hoş geldin diyorum. Hoş teşekkür olun. Ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, etkinliğimiz röportajlarımızla birlikte devam ediyor. Değerli izleyiciler, Yazıcı Köyü'ndeki etkinliğimiz devam ederken, gençlerimizi bulmuşken onlara da bir mikrofon uzatalım. Köyümüzün gençleri, nasılsınız, iyi misiniz? Şöyle ben de oturayım yanınıza. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri bir tanıyalım. İsmim Halil, soy ismim Pelvan. Bu köydensiniz. Bu köydenim, doğma büyüme bu köylüyüm. Ne iş yapıyorsunuz? Bursa'da çalışıyoruz, köyde gençlik kalmadı artık, köy işi bitti. Ben de ona şaşırdım yani. Köylerimizde gençlerin olmadığını tabii görüyoruz köylere gittiğimizde ama burası şu anda etkinlik dolayısıyla mı gençlerimiz burada? Biz birliği koparmadık. Kendi aramızda birliğimiz Bursa'da da devam ediyor, burada da devam ediyor.
cemiyetlerde, düğünlerde hep birlikteyiz. Ama normal hafta içi, normal günlerde de buradaydık. Ama şimdi artık iş ekonomiden dolayı Bursa'ya kaymaya başladı. Peki, tarımda gençlerimizi tutamıyoruz. En büyük sorunlarımızdan birisi bu. Neden oluyor bu? Gençlerimiz neden farklı sektörlerde iş bulmaya çalışıyor? Özellikle köyde yaşayan gençlerimiz artık farklı sektörlerde kendilerine yer bulmaya başladılar. Neden tarımdan kopardık gençlerimizi? Ya şimdi mazot 45 lirayken kiraz 15 lira olursa köylü kopar. Ya bu her yerde aynı, yani bizim köy için değil, yani bu civar köylerde de aynı. Biz bir yerden mazotu 45 liraya alıp gübreyi 700 liraya alıp hayvan yemini 1000 liraya alırsan köylerde ekonomi kalmaz. Aslında burada yolun sonu kazanca çıkıyor değil mi? En sonunda kazanca. Bir de arabulucular, hep arabulucular yiyor burada parayı. Hani direkt biz buradan alıp tüketiciye edemediğimiz için sürekli aracılar yiyor. Buradan adam 15 lira alıyor. Burada aldığında mesela Bursa'da 100 lira. Evet. Üretici kazanmıyor. Asıl parayı kazanması gereken üreticimiz para kazanmıyor. Sizleri de bir tanıyalım. Ben Mustafa Fidan. Ben buraya misafir olarak geldim. Peki nerede yaşıyorsunuz normalde? Merkezde, Bursa'da. Bursa'da, bu köylü değilsiniz. Yok, misafirsiniz. Misafirlerin de olması güzel aslında böyle etkinliklerde. Tabii. Nasıl buldunuz peki etkinliği? Daha tam olarak başladığını göremediğim için bir şey diyemiyorum sonunda. Ama insanların birlik ve beraberliğini görmek tabii en başta beni mutlu etti. Burada olduğum için de mutluyum ben. Çok teşekkür ederiz. Sizlere de mikrofonu uzatalım, sizleri de tanıyalım. Benim adım Mehmet, soyadım Bayram. Ben de bu köylüyüm, vatandaşıyım. Ben de Bursa'da yaşıyorum arkadaşım dediği gibi. Öyle işte, hani dediğimiz gibi, hani arkadaşım söylediği gibi. Peki köyümüzde yaşayan genç var mı? Yani kısıtlı. Önceden daha, atıyorum 10 sene önce mesela, daha fazla gencimiz vardı. Şu an hani 2-3 tane diye sayılıdır, yani öyle söyleyebilirim. Onlar da ya çobanlık yapıyordur veya ilçeye gidip hani çalışıp geliyordur. Hani eski tadı yok artık hani. Yani üretimle uğraşan genç sayımız çok az köyümüzde. Abi çok az. Hani genelde üretimi şu an 45-50 yaşlarında. Bu da Bursa'da hani geçim yapamadığı için, köyde hani alıştığı için o da köyde duruyor yani, öyle söyleyeyim. Bir gencimiz daha geldi. Ona da mikrofonu uzatalım. Merhaba. Hoş geldiniz. İbrahim ismim. Soy ismim Balı. Bu köyde yaşıyorum. Bursa'da çalışıyorum. Hafta sonları geliyorum buraya. Anneme babama yardım ediyorum. Yani kime mikrofon uzattıysam köyde yaşıyorlar ama genelde Bursa'da, Bursa'daki sektörlerde, farklı sektörlerde. Hep bizim burada geçti yani. 2015'ten sonrası çoğu hep Bursa'ya kaçtı. Yani kaç dediğim hani ekonomik sıkıntısından dolayı yani. Arkadaşın dediği gibi mesela mazota oluyor 45 liraya, atıyorum 15 liralık kiraz satıyorsun ama bu sefer senin karın olmuyor bu sefer. Hani yaptığın mazotu falan karşılamıyor. İlaç alıyorsun mesela pahalı, gübre alıyorsun. Onlar hep pahalı oluyor yani. Gençlerimiz tarımdan para kazansalar bu işi yaparlar. Yaparlar. İlk önce ben gelirim. Örnek veriyorum, ben büyükbaş hayvan yaparım mesela. Oradan karımı götürürüm ama olmuyor hani. Yemin çuvalı mesela kaç para şu an bilmiyorum ama 650-700 lira yani. Hani bunu köydeki bir insan, yani illa bir gelir kaynağı olması lazım. Öbür türlü zor yani geçinmesi için. Gençlerimizin en büyük sorunlarından birisi gelecek kaygısı. Aynen. Gelecek kaygısı güden gençlerimiz de tarımdan uzaklaşıp farklı sektörlerde kendilerini yenilemeye çalışıyorlar. Bu gelecek kaygısını nasıl yok edebiliriz gençlerimizin? Gelecek kaygısını nasıl yok edebiliriz? Ya onun için yani şu an bir şey diyemem. Ya ekonomi zaten kötü. Köylüye, çiftçiye de yardım yok. Biraz ya, destek çıkılması destek lazım. Yani. İkincisi, burada süt 10 lirayken şehirde 30 lira olmaması lazım. Şimdi bizim bu köyde herkesin evin altında yaklaşık 3 tane 4 tane büyükbaş hayvan vardı. Bundan 7-8 yıl önce. Bugün gidelim, sayılı insanlarda büyükbaş hayvan kalmıştır. Ya bakamıyor çünkü. Yemin çuvalı 800 lira, 750-800 lira. Süt 10 lira. Evet, artık köylerimiz bile sütünü marketten almaya başladılar. Biz köy ekmeğini Bursa'dan alıyoruz. Önceden köy ekmeğini buradan Bursa'ya götürdük. Şimdi Bursa'dan gelirken buraya köy ekmeği alıyoruz. 8 lira şu an burada. Bursa'da onun çuvalı 1300-1400 lira yani. Düşünün yani. Buradaki makas çok açık. Aşırı açık yani. 9 lira, 8 lira buğday alıyorsun. Mesela 10 dönüm yer ekiyorsun. 2-2,5 dönüm buğday alıyorsun. O da yaptığı para 20 bin lira anca yani. 18-20 bin lira para. Masrafları düşündüğümüz zaman cepten harcamış oluyoruz biraz. Yani bir de çoluğun çocuğun varsa, hani kendin geçirmek bırak, çoluğun çocuğunuz geçecek.
Yani öyle yani bu hale geldik öyle söyleyeyim. Mesela geçen sene kiraz 50-60 liraydı. Bu sene ya 100 lira bekliyorduk yani. Ama gene aynı makasta kaldı yani. 50-60 lirada kaldı yani kiraz. Masraflar kat ve kat artarken aynen. Mazot 20 liradan 45 liraya çıkarken kiraz yerinde saydı. Bu sene bizi eksiğe düşürdü mesela. Evet ama biz mesela şu anki maksimum 3 çörek otu bizim. Bunun daha çok yaygın olmasını istiyoruz mesela. Hani örnek veriyorum 2 sene önce burada 2-3 tır almaya geldiler. Ama şu an hani hala alış satış yok. Mesela adam alsa bile senden 20 lira alıyor. Dışarıda 80-90 liraya satıyor. Bu sefer senin malın hani ne bileyim senin kendi paranı kurtarmıyor öyle söyleyeyim yani. Bir senedir de bir de bu çörek otunda böcek diye bir şey çıktı yani. Böcek var. O da tanelerini yiyor tam böyle olma zamanında. Verimi düşürüyor. Verim aşırı düştü mesela. Normalde aldığımız yerden mesela 2 ton aldığın yerden şu an 500 kilo 400 kilo anca alıyorsun yani. O da kaliteyi de düşürdü yani. Şimdi gençlerimize verilen destekler çok fazla ülkemizde. Ama yeterli mi? Yeterlilik düzeyi ne noktada? Sizin fikirleriniz neler gençler olarak? Gençler olarak valla şu an aklıma gelmiyor. Yeterli mi en azından destekler? Yetersiz bence. Bence biraz devletin gençlere yönelik destekleri artması lazım. Özellikle köye göçü biraz fazlalaştırması lazım. Biz mesela her hafta sonu köye geliyoruz. Her imkan bulduğumuzda düğünlerde, şeylerde olsun her hafta sonu köyümüze geliyoruz. Mesela bayramlarda böyle cemiyetlerde sürekli köydeyiz. Ama diğer türlü gelemiyoruz. Biz önceden domates, biber alıp buradan kışlık erzaklarımızı götürürdük. Şimdi kışlık erzak köye getiriyoruz annemiz babamız burada yesin diye. Ya ülke ekonomisi her yerde kötü sadece bizim köy için değil. Ama bu böyle gitmemesi lazım yani şartlar her şey herkes için zor. Bunun bir çözümü bulunması lazım yani daha da kötüye gidiyor. Kesinlikle gıda sektörü çok önemli bir sektör. Belki bir kıyafeti 10 yıl giyebiliriz ama yemek olmadan, gıda olmadan bir günümüzü geçiremeyiz. Bunun önemini iyi kavramamız gerekiyor. Gençlerimizi de geleceğimizi aslında tarımda tutmamız gerekiyor. Gençlerimizin rolü çok fazla. Gelecek için, tarım için gençlerimize verilen desteklerin arttırılması gerekiyor. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemiz adına, gençlerimiz adına da, tarımımız adına da güzel, bereketli sezonlar bizi bekler. Peki, hoş bulduk. Etkinliğimizi de değerlendirelim. Etkinliğimiz nasıl geçiyor sizler adına? Vallahi çok güzel, memnun olduk. Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, etkinliğimiz devam ediyor. Biz de çiftçilerimizle, üreticilerimizle, köy halkımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Köy TV izlemeye devam edin. Değerli izleyiciler, köyümüzü gezerken Hatice teyze ile karşılaştık. Hatice teyzeyi de bulmuşken köyümüzün biraz tarihinden bahsedelim. Şu anda sizlerin de görmüş olduğu gibi tarihi bir binanın önündeyiz. Köyümüze ait tarihi bir bina. Hatice teyzem sizleri bir tanıyabilir miyiz? İsmim Hatice Ertürk. 32 yaşıma kadar köyde doğdum, büyüdüm. Ondan sonra işte Allah kısmet etti. O taraflarda ekmeğimiz çıktı. Emekli olduk. Geldik yine köyümüze, toprağımıza. Köyümüzü çok seviyoruz. Öyle tabii tarihi bu. Bizim eski Oydas. Bizim bildiğimiz bileli kendi köyümüzün ismi. Biz bildiğimiz bileli Oydas'ta. Peki sizin çocukluğunuza denk geliyordu sanırım bu isim değişikliği. Evet. Bu tarihi binanın peki etkisi ne bunda? Burası etkisi ne? Burada burasını, köşesini ondan sonra göçmüştü. Tadilat yaparken yine bizim köyümüz Oydas'tır diye o eski ismiyle yazalım dediler. Yazalım. 1964 yazıyor. Evet. 1964 yılında yapılan bir bina. Evet. Sizin de görmüş oldunuz. Evet 64'te yapılmış olabilir belki. Bizim ta çocukluğumuzdan önce yapılmıştı bilmiyorum ben. 60 doğumluyum. Evet yapıyı da gördüğümüzde aslında değerli izleyiciler eski bir yapının, kerpiç bir yapının olduğunu da görebiliyoruz. Aslında bize tarihin tozlu raflarını göstermiş oluyor ahşap işlemelerle birlikte, ahşap kapılarla birlikte. Adeta tarihe yüz tutan bir yapı diyebiliriz. El işlemeleri ta ne tarihi binamız vardı işte şurasıydı. Tatlım ben oraya evlenmiştim. Görseydiniz ha oranın içini bir görseydiniz siz. Peki. Yıktılar böyle yaptılar işte. Peki, sizlerin burada tabii çocukluğunuz geçti. Çocukluğunuz bu sokaklarda, evet, bu köyde geçmiş oldu. Geçmişe baktığımızda günümüzü yorumlarsak nasıldı eskiden, şimdi ne oldu köyümüz? Ya vallahi eskileri çok özlüyoruz be tatlım. Çocuklarımız bizim evde çorba piştiyse tüm bu mahallenin çocuğu oradaysa geldiği zaman kaşık eline herkesin eline verilirdi.
Eskiden öyleydi be çocuğum, bilmiyorum. Eskisinin daha güzeldi eskisi. Evet, şimdi evet. Eskiden artık gençlerimiz de kalmadı köylerimizde. Kalmadı evet, kalmadı çocuğum. Hiç kimse kalmadı. İşte bir ay biz varız, benim yaşımda olanlar var. Herhalde bir kişi, iki kişi o kadar yani. Başka yok çocuğum. Evet, çok teşekkür ediyorum Hatice teyzeciğim. Bir şey değil tatlı. Değerli izleyiciler, etkinliğimiz devam ediyor. Biz de köyümüzü gezmeye, etkinliğimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, röportajlarımıza Yazıbaşı Köyü Derneği Başkanımız Emre Kahraman'la devam ediyoruz. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, mutluyuz, heyecanlıyız. Güzel bir etkinlikle beraberiz burada. Bu yıl Allah nasip etti 106.sını gerçekleştiriyoruz resmi anlamda. 106 yıllık bir geçmişi var etkinliğimizin. Resmi olarak daha eski fakat şöyle bir gelişme olmuş. Yağmur dualarına çıkılırmış. Orada da Allah ne verse yanında işte süt, yumurta vesaire toplu halde yemek yiyorlar, yağmur duası yapıyorlar kurak zamanlarda. Yağışlı havalarda ise şükür duasına çıkıyorlar. Bu Çanakkale Savaşları'na kadar böyle. Çanakkale Savaşları'nda ise çok kayıp verdiğimiz için ki bu köyümüzde de 14-15 tane var. O zaman ilk defa ara veriliyor. Çanakkale zaferi köyümüze ulaşınca o kadar şehide rağmen bu sefer şükür duasına çıkıyorlar tepeye. O günden beri biz o tarihi baz aldık. Bizim dualarımızla burada artık vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ifade etmek amacıyla ilk baz aldığımız tarih o tarih oldu. Sadece bir de pandemi döneminde maalesef bütün dünyayı etkisine alan Covid'de 2 yılı yapamamıştık. O yüzden resmi olarak 106.sını gerçekleştiriyoruz. Evet başkanım, şimdi baktığımızda hem köy halkından katılımcılar çok fazla hem de çevre köylerden, hatta çevre ilçelerden katılım dahi var. Misafir olarak gelenleri de görmüş olduk burada. Hepsi çok memnunlar etkinlikten. Biz köyümüzü terk etmedik. 1071'de de gelmedik. Zaten buradaydık. Kök olarak Kıpçak Türklerine dayanır. Milattan önce 700'lü yıllara dayanıyor. Köyümüzün eski ismi de zaten 1963'lere kadar Oydas. Oydas daha sonra Yazıbaşı oldu. İşte kanunla birlikte. Bizim memleketimiz Bursa, köyümüz Bursa. Biz modern yörüyüz. Biz kışın Bursa'dayız, yazında köyümüzdeyiz. Hafta sonları, 15 tatillerde, yaz tatillerinde, fabrika izinlerinde bütün insanımız köyünü bırakmaz, atasını, toprağını bilir ve gelir. Sağ olsunlar. Ki burada da öyle, birçok röportajımızda bahsetmişti değerli katılımcılar. Çoğu Bursa'da yaşıyor ama böyle her cemiyette kendi köylerindeler, köylerinden kopmamışlar. Bu da gerçekten sevindirici bir durum köyümüz adına. Hem hayrımızı, hem geleneğimizi, göreneğimizi bırakmadık, hem de tarıma da devam ediyoruz. Cuma günü fabrikadan çıkar, cumartesi pazar buraya gelir, bütün tarlasında çalışır. Dünyanın en iyi çörek otu bu köyde yetişir, tescillidir. Dünyanın en iyi siyes buğdayı da, ata tohumu da burada yetişir. Çölyak hastalarında belediyemiz ekmek yapar, tohumu gene buradan yetişir. Biz üreten, yetiştiren, köyünü, toprağını bırakmayan köylülerimize teşekkür ediyoruz. Ve her yıl böyle bir araya geliyoruz. Sizden de gelmesinden çok memnun olduk, Allah razı olsun. Her zaman da bekleriz inşallah. O zaman başkanım, seneye de olacak artık, 106 yıllık bir geçmişi var. 107. yılı da seneye yapıyoruz o zaman. Allah dert keder vermesin, deprem vermesin. Vatanımızın birliğini, bütünlüğünü inşallah böyle zeval getirmediği sürece biz inşallah buradayız. Vatanımız için zaten ölürüz. Şehitlerimizi yad ediyoruz. Gelen geçmişimize yad ediyoruz. Ölenlerimizi yad ediyoruz. İnşallah seneye de buradayız. Çok teşekkür ediyoruz başkanım, böyle güzel bir etkinliği bölge halkıyla buluşturduğunuz için. Değerli izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, röportajlarımıza devam ederken bir meslek büyüğümüze denk geldik. Estağfurullah, estağfurullah. Köyümüzün de yerlisi kendisi Ahmet Aydın bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz köyümüze. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, hamdolsun. Bugünümüze şükür. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Böyle Allah güzel iyi, bir etkinlikte versin. Kötü evet, olmak ne evet, mümkün. Evet. O zaman ilk etkinliği şöyle bir değerlendirelim sizlerle. Şimdi, ondan sonra biraz köklü geçmişine dönelim. Güney Bursa diye tabir edilen bölgedeyiz. Uludağ'ın arkasındayız. Yazıbaşı Köyü'ndeyiz. Çok eski bir köy. Yazıbaşı Köyü ve her yıl geleneksel olarak köylülerimiz, Bursa'da olan köylülerimiz, burada olan köylülerimiz toplanıyoruz böyle. Mevlidimizi okutuyoruz camimizde. Yemeğimizi yiyoruz, dualarımızı yapıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Temel amacı bu. Şimdi köyümüzde her yıl yapılan bu etkinlikte uzun zamandır birbirini görmeyen köylülerimiz birbirini görmüş oluyor. Hasbihal etmiş oluyor. Bir de tam böyle hasat zamanına, hasat sonuna denk geldiği için, harman sonuna denk geldiği için hem bir sezon değerlendirmesi de yapılmış oluyor. Her yıl burada bu tarz etkinliklerimiz devam ediyor. Köyümüz genel olarak tarımla uğraşan bir köy.
ağırlıklı tarım ürünleri yetiştiriyor, hayvancılık yapanlarımız da var. Son 5-10 senedir özellikle çörek otu çok fazlasıyla yetiştiriyoruz. Çörek otu konusunda Türkiye çapında ün yapmış bir köy. Çörek otunun özelliği bakımından, yağının özelliği bakımından. Bu yıl ben Bursa'da yaşıyorum aslında. 12 yaşında köyden gittik. Orada üniversitemizi okuduk. İşimizi gücümüzü aldık. 10 yıl radyoculuk yaptık. Oradan meslek büyüğümüz dedi kardeşimiz. Şimdi son 2 yıldır özellikle çörek otuyla ilgili çok sıkıntılarımız var. Bir böcek dadandı. Kokarca böceği, kahverengi kokarca böceği. Ve ciddi anlamda verim kaybı yaşıyoruz. Benden son önceki röportajlarda da arkadaşlarımız dile getirmiştir. Büyük ihtimal köylülerimiz. Ya bu konuyla ilgili yetkililer henüz daha hiçbir şey yapmadılar. Bu çok gerçekten köylümüz çok mağdur ediyor. 20 dönüm adam çörek otu dikiyor, 100 dönüm çörek otu dikiyor. 200 kilo, 100 kilo çörek otu alamıyor. Çok ciddi bir şey. Ben de kendim de dikiyorum burada. Bu yıl keten tohumu da yetiştirdim. Keten tohumu çok güzel oldu maşallah. 1'e 10 verim aldık ama çörek otundan verim alamadık. Hatta tarlada bıraktı çoğu köylümüz. Hani sürdürmeye masraf olmasın diye. Yani buradan yetkililere de seslenmiş olalım. Köylümüzün bu sesini duysunlar. Bu çörek otu çok büyük bir değer. Yani buradan Katar'a kadar, Avrupa'ya kadar gitmiş, ünü yayılmış bir çörek otu ve çok şifalı bir çörek otu. Hadiste de dediği gibi yani ölüm sağlık hariç. Sağlık açısından da çok önemli. Tabii her derde deva bir ürün. Köylümüze sahip çıkılırsa, böyle katma değerli ürünler özellikle yetiştirilirse burada ciddi anlamda şehirden dönüş olacak. Ben 30 yıl sonra elime çapa aldım. Yani köyümüzü artık unutmuştuk neredeyse. Evet, en büyük sorunumuz aslında bu. Köyde gençlerimizi tutamıyoruz, köyde insanlarımızı tutamıyoruz. Evet. Sürekli köylerden şehirlere göçler devam ediyor. Ya, köylümüzü tutabilmemizin, gençlerimizi tutabilmemizin tek yolu bu. Katma değerli ürün konusunda köylümüzü teşvik etmemiz lazım. Bu yıl ben farklı fidanlar denemeye başladım. Keten tohumu, çörek otu, onun yanında farklı işte fidancılık, meyvecilik yapmaya başladık. Onlarla ilgili işte köyümüze yayacağız. Biberiye deneyeceğiz bu yıl. Biberiye ekeceğiz. Biberiye yağı ile ilgili bir çalışma inşallah düşünüyorum. Ve köyümüze güzel bir marka kazandıracağız. Yazıbaşı'yı marka yapacağız. Coğrafi tescilimizi zaten yaptık. Gençlerimizi tutmak için bu tarz katma değerli ürünler yetiştirmemiz lazım. Toprağımız çok verimli, çok bereketli. Ama dediğim gibi yetkililer birazcık artık yüzünü dönmesi lazım bize. Uludağ'ın arkasındayız, onların da arkasında kalmayalım. Bu bereketli coğrafyada yani üretimi aslında hiçbir sorun haline getirmememiz gerekiyor. Aynen öyle. Üretimde sorunu hiç konuşmamamız gerekiyor. Aynen öyle. Yani burada çok az bir destek, biz çok bir şey istemiyoruz. Biz kendi yağımızda kavruluruz. Ama en azından kronik bir takım sorunlara uzman eli değerse bambaşka bir şey olur. Bu böcekten kurtulursa bu köy bu kadar diktiği kadar daha çörek otu diker, yetiştirir. Kesinlikle. Şu an herkes küstü. Bir sonraki 12 sene belki de çörek otu ekilmeyecek. Ne demek bu? Kaybolacak yavaş yavaş ata tohumlarımız. Bu da büyük bir kayıp olur gerçekten. Ben bunu belirtmek istiyorum. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir zaman geçirirsiniz burada. Güzel çekimler yaparsınız. Sizler teşekkür ederiz. Çok güzel bir etkinlik. Çok güzel de zaman geçiriyoruz. Eğleniyoruz açıkçası da güzel etkinlikte. Bizler de teşekkür ederiz Ahmet Bey. Görüşmek üzere. Değerli izleyiciler, röportajlarımız devam ediyor. Köy TV izlemeye devam edin. Evet değerli izleyiciler, şimdiki konuğumuz Mete Bilal. Bizlerle birlikte Mete Bilal, seni de bir tanıyalım. Yazıbaşı köyünü senden dinleyelim. Çok iyi bir yer. Bırakamıyoruz. Yani derneklerimiz de sağ olsun her şey yapıyor. Etkinlikler var, zıplant falan yapıldı. Çok güzel, eğleniyorum da. Evet, çocuklar için nasıl geçiyor etkinliğimiz? Güzel. Daha almadım ama pamuk şeker alacağım. Pamuk şekeri de aldıktan sonra ağzımızda tatlanacak. Evet. Çörek atı yağları da oluyor. Çok güzel. İyi geliyor işte. Evet. Bırakamıyoruz. Bursa'ya gittiğimizde de bırakamıyoruz. Gelmek istiyoruz. Peki yaş kaç? 8'e gireceğim. 8'e gireceksin. Aa, çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Mete Bilal. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda Yazder Kadın Kolları Komisyonu Başkanımız Hatice Memiş bizlerle birlikte. Hatice Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk bizlerle bu güzel köyümüze. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Köyümüzü gördük, daha iyi olduk. Hatice Hanım, kadınları soralım sizlere, köyümüz kadınlarını, derneğimizi soralım. Derneğimizdeki yapılan çalışmalar neler, köyümüzde ne gibi faaliyetler gösteriyoruz sizlerden dinleyelim. Teşekkür ederim öncelikle. Köyümüzde geçen hafta bir etkinlik yaptık, Bakır Gecesi diye. Hatta çok da ses getirdi, birlik beraberlik içinde 230 tane kişiye şalvar diktirdik.
Aynı zamanda ses sanatçımız Emel Örgün geldi. Sağ olsun Dağder Başkanımız İsmail Aydoğdu geldi. Etkinliğimiz çok güzeldi. Kadınlarımız birlik beraberlik içinde eğlendik. Onun dışında öğrencilerimize çekiliş yaptık. Toplanan paraları öğrencilerimize burs vereceğiz. Üniversite okuyan öğrencilerimize. Peki daha bizleri neler bekliyor? İlerleyen zamanda inşallah gezilerimiz olacak artık. Kadınlarımızı gezdireceğiz. Yani birlik beraberlik içinde inşallah. Yaptığınız çalışmalar gerçekten örnek olası çalışmalar. Bu konuda sizleri tebrik etmek istiyorum. Güzel bir etkinlikteyiz. Yazıbaşı Köyü'nde Hayrın'da izleyicilerimizle beraberiz. Nasıl geçiyor etkinliğimiz? Etkinliğimiz çok güzel geçiyor. Gene kadınlarımız olaraktan iki minare arasında Türk bayrağını aldık hep beraber birlik içerisinde. Dağder ekibi geldi. Güzel yani bugün etkinliğimiz hayır dua ile. İnşallah devamı da gelecek. 106 yıldır yapılıyormuş. Gerçekten köklü bir etkinlikte. Tarihi çok uzun bir etkinlik. Bu güzel etkinliklerin aslında hem örnek olunması hem de devamının getirilmesi gerekiyor. İnşallah biz ve bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz. Böyle de gider inşallah. İnşallah arkamızda da gelecek nesiller dediniz. Gelecek nesiller de gayet güzel eğleniyorlar. Çocuklar için de gerçekten güzel bir etkinlik oluyor. Çok teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyiciler, güzel etkinliğimiz kaldığı yerden devam edecek. Köy TV ekranlarından ayrılmayın. Değerli izleyiciler, Yazıbaşı köyümüzün Çınarı ile birlikteyiz. Nebahat teyze ile birlikteyiz. Nebahat teyze, seni bir tanıyalım. İsim ne, soy isim ne? Soy isim mi? Nebahat Güngör işte. Nebahat Güngör. Nebahat teyzeciğim, bir çınarsın adeta. Köyün çınarısın diyebiliriz. Bizim diyor hiç şeyde sülalemizde, eğemizde hiç benim yaşta ölen olmamış. Ben diyor neden ölmüyorsun da diyorum böyle diyor yaşayıp durun diyor. Sen diyorlar hiçbir şey benden çok da çalışan olmazdı. Pançar ekerdik, fasulye ekerdik, kavun ekerdik. 40 ton pançar yapardık, 2 insan. Çok çalıştığın zaman ömrün de uzuyor mu? Herhalde uzadı. Sen diyorlar hani hayırı çok şey seviyorum, yapıyorum. Akrabayı çok tanıyorum diyor. Ben mi galiba bilemiyorum bak. Şeyi bilemedim. adını, bazılarının adını unutuyor onlar. Bilip dur adını, adımı unutuyor. Öyle, öyle. Tabii sen bu köyün geçmişini de biliyorsun. Biliyorum. Nasıldı köyümüz? Şimdi nasıl? Ya, evvelden hani çok bol iş vardı. Çalışıyorduk, çalışıyorduk, şey yapıyorduk. Hince hiç çalışmadan devlet bize bakıyor, onu da deyiveren de gülüm. Adama aylık yatırdık böyle, çalışıp da yatırma değil, elimizden çalıştığımızdan sattık da yatırdık. Emekli olduk. O da bak 18-19 sene oluyor, ölvedi. Maşallah, maşallah. Peki, tabii senin zamanında tarımsal üretim burada fazladır, hayvancılık vardır, var, üretim vardır. Hepsi vardır. Şimdi nasıl? Hiç çok rahatın Allah'a şükür. Yalnız ayrı evim var yapmadılar yani adam. Burada sen durarsın dedi. Ben de orada yalnız korktum. Yalnız durmak olur mu değil mi? Buraya kardeşimin çocuğunun yanına geldim. Orada gelinimiz var o bakıyor. Ben ondan merdiveni acık böyle şey kayamak gibi yana. Bilemiyorum konuşmasına. Ben dedim yer ev istiyorsun dedim. Evlerin altına tabii, yer ev merdiven, yaptılar. Merdiven çıkamam dedin sen. Odunun kıyısına yığ veriyorlar. Biz odun yakıyoruz gülüm. İyi bari. Nasıl? Nasıl geçti hayrımız peki? Çok güzel geçti. Hiç de böyle hani, yol ne zamandır oluyordu ha. Evet. Da, çok bir kere çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Nebahat teyzeciğim. Allah sana uzun ömürler versin inşallah. Bak ölmezsem tabii bir sene neler göreceksin herhalde. Galiba mı dua edin de ölen gülüm. İnşallah. Bunun annesi kardeşimin çocuk. Tarafım çok biliyor mu? Ali Osman Bey'i de alalım böyle bulmuşken. Ali Osman Bey siz de şöyle geçin. Sizlerin de iki çift lafını alalım. Ali Osman Bey öncelikle sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben Ali Osman Memiş, Yazıbaşı Köyü'nde duruyorum, oturuyorum. Bursa'da hayatımızı idame ettiriyorum işte. Evet, köyümüzün gençleri genelde yani köyde
Çoğu durmuyor. Çoğu Bursa'da duruyor ve out merkezi ilçelerde duruyorlar. Köylerimizde genç kalmadı, öyle değil mi Nebahat teyze? Sen de bilirsin yani. Köylerimizde gençler kalmadı. Sürekli köyden şehre gençler, göçler devam ediyor. Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz, üretimde tutamıyoruz. Senin zamanında öyledir. Herkes üretimle uğraşıyordur. Hayvancılıkla, tarımla uğraşıyordur ama yeni nesil gibi değil galiba. Yeni nesil artık tarıma ve hayvancılığa çok yatmıyorlar genci maalesef. Genci de satın alıyoruz devletin, Allah bir şey demesi. Çok güzel bakıyorlar. Ana, ailemizi veriyor. Adam ölünce bana kaldı. Ben de, değil de. Öyle. Ya, her zaman ben bunun hayırını yapıyorum bak. Ne verirsen elinle o gider seninle demişler. Çok güzel bir laftır. Peki Ali Osman Bey'den de alalım bu güzel etkinliğin bir değerlendirmesini. Bilmiyorum. Bunlar da bak bir kardeşimin çocukları. Bunlar da çok iyi bakıyorlar. Yalnız iki defa sünnet yaptı. Birine gittim, birine gidemedim. Arabalara dayanamıyorum. Yani pek fazla yürüyemiyorum. Öyle. Bu öyle. Sefer de yaptı. Onlar bana yollamışlar hediye. Ben onlara yolladım kararım kadar. Ona. Seviyor musun Ali Osman Bey'i? Şermes ara bulurum beni. Ali Osman Bey, sizlerden bir etkinlik değerlendirmesi çok alabilir miyiz? Bak be bunun ninesinin yedi tane çocuğu vardı. Hepsi de beni böyle çok severler kendi atıkları gibi. İyi. Allah razı olsun. Allah tabuna uzun uzun ömürler versin evlatlarına. Amin inşallah. Amin inşallah. Allah siz de bu kadar hatırladığınız için hemen... Çok sağ ol. Ayıp oldu. Çok sağ ol. Ne demek Nebahat teyzeciğim, çok sağ ol. Kilastede gülüm benim resmi çekmeyeyim mi dedim ben çok kocayım. Hayır nene neren koca dedi sen ta. Gencecik kadınsın ama doğru demişler Nebahat teyzeciğim. Utanıyorum ben de işte böyle. Nebahat teyzeniz bizim ailemizin son çınarı. Anne tarafımızdan son çınarı. Kendisiyle zaman zaman bayramlarda şeylerde gider hasbihal ederiz. Hasbihal ederiz konuşuruz eskilerden. Aslında yürüyen bir kütüphane gibidir aynı zamanda kendisi. Evet kendisi kütüphane gibidir ama işte bizler de acıdır ki terk etmek zorunda kaldık köyü. Hani ne kadar da şey olsa biliyorsunuz küresel yani dünyada hani veya Türkiye'de farklı sektörlere gitmek zorunda kaldık. Kaldırıldık. Şimdi bizler bu köy mevlütümüzü yıllardır yapıyor. 106 yıldan beri hani gelen bir şeyimiz var. Geleneğimiz var. Değişik köylerimizden hani farklı köylerimizden insanlar geliyor, katılımlarını sağlıyor. İşte köy hayrımızı yapıyoruz. Burada imece usulü katılım hani şeyi sağlıyoruz burada. Birlik beraberlik içinde bir etkinlik oluyor. Evet, birlik beraberlik içerisinde bir etkinliğimiz oluyor. İnşallah misafir köylerimizden gelen dostlarımız da memnun kalmışlardır. Sizler de aracıyla bunu Türkiye'ye duyurmak bizim için bir onur. Bir katkınız olsun. Size de ayrıca teşekkür ederim. Bizler işte böyle. İnşallah devamı da gelecek o zaman. Tabii. Bu hayırların 106 yıldır yapılıyor. Bırakmıyorlar yine. Her bayramda gelirler elimi böyle. Evet evet. Ali Osman Bey sizleri çok seviyor. Kendisi program öncesinde de bahsetti. Nebahat teyzemle de bir yıkılma o bir çınardır dedi. Köyümüzün çınarıdır. Ayaklı kütüphanedir dedi aslında. Bir tarihi vardır. Görmüş, geçirmişliği vardır. Biz de seninle bir sohbet etmek istedik. Sana da çok teşekkür ederiz Nebahat teyzeciğim. İşte rahatım iyi. Hani kardeşimin çocuğu bakıyor. Bak kendi kardeşim öldü de onun oğlu bakıyor. Allah ondan onun da razı olsun. Çok da toz kadar hile yapmaz bana. Devlet ne dedi? Alı geli elime saya ekmeğimi getir, ilaçlarımı getir. Ben bir yere gidemiyorum galiba. Ne güzel. Değerli izleyiciler, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Röportajlarımızla birlikte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, Yazıbaşı Köyü Mahalle Muhtarımız Muammer Kılıçarslan bizlerle birlikte. Muammer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Siz de hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Muhtarım, tabii önce size köyü sormak isterim. Köyümüz, Yazıbaşı Köyümüz... Neyle uğraşır? İnsanlar geçimini neyle sağlarlar? Sizlerden bir köyü dinlemek isteriz. Bizim köyümüzün geçim kaynağı ekseri çiftçilik. Bunun yanında buğday gelir. Çörek otu, siyah buğday ekiyoruz. Meyve olaraktan kirazımız var. Hayvan aşağı yukarı kalmadı gibi bir şey. Çünkü neden? Maliyet de ağır olduğu için hayvancılık bayağı bitmek üzere.
Böyle giderse çiftçilikle bitecek. Çünkü gençlerimiz çoğunlukla şehirlerde yaşıyorlar. Köyümüzün nüfusu 200. Hane ortadan 60, nüfus ortadan 200. Ama şehirde 200 elhane var. Hepsi göç. Çünkü vatandaş burada, affedersin, karnını doyuramıyor. Doyuramadığı için de yapıyor, yaptığı şey para yapmıyor. Mesela tarımın en büyük sıkıntılarından birisi aslında bu. Yani mazot bağlı, gübür bağlı. Onun için vatandaş ekmeğe bundan daha karlıdır diyor. Evet. Tabii köyümüz de köklü bir tarihe sahip. 106 yıldır yapılan bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bir hayra ev sahipliği yapıyor. Bugün de güzel etkinlikle birlikte hem bölge halkımız hem çevre illerden, hatta çevre ilçelerden gelen katılımcılarla birlikte güzel bir etkinliği de geride bırakmış olduk. Sizler açısından nasıl geçti? Biz bunu benim çocukluğumda, Allah rahmet eylesin, Mehmet'in Hoca diye bir hocamız vardı. Biz bunu yağmur doğası olaraktan böyle bu dua yapardık. Buradan bizi dedeye götürürdü. Hava böyle güneşliydi, gelirken ıslanırdı, öyle gelirdik. Bu adet böyle devam ediyor. Bu şimdi ne oldu? Köv hayır olaraktan adı değişti. Aslında yağmur doğası olaraktan devam ediyor. Evet. Peki Muammer Bey, köyümüzü tanıdık, etkinliğimizi tanıdık. Gelecek yıllara biraz dönelim inşallah. Gelecek senelere de 106 yıl, 206 yıl olur i̇nşallah, diyebilir miyiz? İnşallah, inşallah. Bu gelenekler inşallah devam eder. Bizden gelecek nesiller de sonra devam ettirir. Devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz Muammer Bey. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, etkinliğimiz devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, Saliha kardeşimizle beraberiz. Röportajımıza onunla devam ediyoruz. Saliha, seni bir tanıyabilir miyiz? Benim adım Saliha, soy ismim Çakır. Keles, Dovizeki ortaokulunda okuyorum. Yaşım 12. 12 yaşındasın. Peki o zaman senden bir köyü dinleyelim. Köyü anlatmanı istiyorum senden. Bir genç olarak. Nasıl köyümüz? Köyümüz kültürel ve etkinlikleri çok fazla. Yani çoğu çocuğun, gencin mutlu olabileceği, eğlenebileceği bir yer. Bakır gecelerimiz, bir sürü aktivite, oyun, çocuklarımız için şeyler var. Genelde çocuklar, özellikle yeni nesil, biraz daha telefon, tablet, evden dışarı çıkmama gibi huyları var. Ama böyle senin gibi gençleri görünce de benim de umudum artmış oluyor. Çocuklarımızın aslında bizim bir parkımız var. İnşallah yapılacak o da. Ondan sonra böyle küçük çocukların eğitimi, gelişimi için oralar iyi olabilir, olacak diye umuyorum. Ondan sonra bu kadar şaşkın. Peki köy hayrımız nasıl? Çocuklar için köy hayrımız. Gerçekten çocuklar çok güzel eğleniyor. Evet. Sen de eğlendin mi? Evet, şu an o zıplayan şeyden çok memnun herkes. Kardeşim var benim bir de. 5 yaşında. 1. sınıfa geçti. O bile şu an çok memnun. Yani daha ne olsun diyorum. Peki gelecek dönemlerde köyde yaşamayı düşünüyor musun? Evet, istiyorum, evet. Peki o zaman seninle birlikte şey diyebilir miyiz? Köyde kalın, köyde hayat var. Evet, köyde kalın, köyde hayat var. Çok teşekkür ediyorum Saliha'cığım. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, etkinliğimize devam ediyoruz. Köy TV ekranlarından ayrılmayın. Değerli izleyiciler, röportajımıza köy ahalimizle devam ediyoruz. Birbirinden değerli köy halkıyla, abilerimizle birlikteyiz. Şöyle mikrofonu ben uzatayım. Sizler bir kendinizi tanıtın. Daha sonrasında bir güzel bir şöyle hayırla birlikte olduk. Bu hayrımızı değerlendirelim. Ben arkadaşla konuştum. Ben Ali Osman Memiş. Keles Yazıbaşı Köyü'nde doğdum. Bursa'da hayatımı idame ettiriyorum. Yılda bir kez köy hayrımız oluyor. Buraya işte köy hayrını yapmaya geliyoruz. Evet, hep birlikte. Birlik içinde güzel bir hayırla birlikte oluyoruz. İsmim Halil Soytekin. Bu köyde doğdum. Burada büyüdüm. 11 yaşında buradan çıktım, işte Kur'an kursu, İmam Hatip derken. İmam Hatiplik göreviydi mesleğim. 42 yıl sonunda işte 15 gün falan oldu emekli ayrılalı. Tabii bu kendimle ilgili de, esas olan tabii köyümüzle ilgili olan. Köyümüz 80 hane idi. Yine 80 hane ama içerisinde 45 hane falan şu anda oturmakta. Diğer komşularımız işte Bursa'da ikamet etmekteler. Bursa'da şu anda 120 hanemiz falan var. Yılda bir defa böyle köy hayırı düzenliyoruz. Bu yani tarihi bir şey. Yani rivayet olunur ki yani binlerle ifade edebileceğim bir süreç bu.
Ama bu ta atalarımızdan, dedelerimizden beri devam ede gelen bir süreç. Dediğim gibi son şeyde de işte son 30-35 yıldır da devamlı her yıl pandemi hariç her yıl bu köy hayrını düzenlemekteyiz. Ve gerek Bursa'dan gerekse civar köylerden işte çok teşrifler oluyor. İşte bundan 1,5-2 saat önce yine bu merasimi tedariye gittik de öğle namazı öncesinde camide Mevlid-i Şerif okuduk. Daha bütün işte köylülerimiz erkek ve hanımlar olmak üzere camiye toplandılar. Daha sonra şurada köy konağımız var. Onun önünde kapalı yerimiz var. Orada erkekler ayrı, hanımlar ayrı yemeklerimizi yedik. Ve biraz önce de sağ olsun bu sene muhtarımıza ve dernek başkanımıza da teşekkür ediyoruz. İlk defa bu sene köyümüze mehter takımı getirdiler. Onlar da biraz önce bir program icra ettiler, geldiler, gittiler. Bu şekilde yani köyümüz hani tutkun birbirine, yani değil bir mehter takımını veya misafirleri, yani Cumhurbaşkanlığı bir milletvekillerini ağırlayabilecek bir kapasitede bir köy. Yani köylümle, komşularımla ben gerçekten gurur duyuyorum. Ve bu programı, bu köy hayrını her yıl düzenleyen başta muhtarımız ve dernek başkanımız Emre kardeşimiz olmak üzere ve diğer komşularımızın yardımlarıyla bu oluyor. Herkese, bütün komşularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yeniye aynı şekilde yine bu vakitlerde toplanmak üzere diyorum. Selam ve dua ile. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sizleri de tanıyalım abi. Ben Ertuğrul Aslantaş, ben de Yazıbaşı köyündenim. Sayın hocamızın da bahsettiği gibi bu geleneksel işte binlerce yıldan beri devam eden köy hayrımıza geldik. Köy hayrımızın özelliği şu ki yakın uzak bütün komşularımız her yıl gelmeye çalışıyor bu köy hayrımıza. İşte Türkiye'nin her tarafından, hatta bazen yurt dışından olanlar da izinlerini bu tarihe denk getirip onlar da gelirler. Birliktelik günü de diyebilir miyiz? Aynen, aynen. Yani İşte komşularımız şu anda malumdur her tarafta olduğu gibi Türkiye'nin, bizde de göç çok fazla, köyümüzden yaklaşık nüfusun 3 katı falan dışarıda. Dolayısıyla köy hayrı bir vesile oluyor tabii ki bizim toplanmamızda, kaynaşmamızda. İnşallah biz bunun bu şekilde sürekli devam etmesini istiyoruz. Gelecek nesillere aktarılabilecek bir kültürel miras. Aynen, aynen. Ve her sene de güzelleşiyor. Bak bugün az önce sizin de gördüğünüz gibi mehter takımı da geldi. Çok güzel bir değişiklik oldu. Güzel bir neşe kattı hayrımıza, hayır günümüze. İnşallah daha güzel günlerde görüşmek üzere. Size de ayrıca çok teşekkür ediyoruz köy TV'mize. Geldiniz, dertlerimizi dinliyoruz, bizimle hasbihal ediyorsunuz, program yapıyorsunuz. Size de başarılar diliyoruz. Dönelim sizlerden bu yaşanan sıkıntıları çiftçinin ağzından dinleyelim. Mozet gübür pahalı olduğundan reçberlik yapamıyoruz. Evet. Yazıbaşı köyünün olduğundan mozot gübür bahalı, reçberlik yapamıyoruz. Yani çiftçi genel olarak maliyetlerden çok büyük sıkıntılar, sorunlar yaşıyorlar. Ürettikleri ürünün değerini de satamamaktan. Karşılığını alamıyorlar. Tarım bitti yani. Tarım bitti şu anda. Hayvancılık da bitti zaten. Hayvancılık bitti. Tarım da bitmek üzere. Bir çörek otumuz vardı. O da para yanmıyor son yıllarda. Bir de bir böcek diye bir şey geldi. Tamam mı? Artık o da bitmek üzere. Bir çörek otumuz vardı. Zaten buğdayı, arpayı millet bıraktı da. Çünkü girdiler çok. Çok miktar tutuyor. Mozot bugün 50 liraya yaklaştı ya. Bu ne ya? Onun için çok şikayetçiyiz yani bu konuda. Tarım bitti, hayvancılık bitti. Bilmiyorum ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Biz emekli olduk. Geldik köyümüze ama herhalde yine dönüş yapacağız. Yine dönüş yapacağız herhalde. Şöyle, sizler dahi bunu söylüyorsunuz. Gençler artık köylerde kalmıyorlar. Kalmıyorlar. Onlar gelecek görmüyorlar tarımda. Kalamaz gençler. Nasıl kalsın yani, genç? Köyümüzün 200 nüfusu var. Burada köyde. Bir o kadar da şehirde var. Yani umut yok ya köyde. Dönemiyor gençler. Daha hala. Bunu da aslında yeşertmek için desteklemelerle birlikte
köyden kente değil de kentten köye artık gençlerimizi döndürmemiz gerekiyor. Döndürmemiz gerekir ama işte umut yok yani. Evet. Evet, köyü cazip hale getirmek. Burada köyü, hocam yani, çok güzel bir konuya hani, değindi. Köyü cazip hale getirmek köyü için. Cazip hale getirmek. Şimdi mesela diyelim ki bizim gençlerimizin çoğu asgari ücrete çalışıyor şehirde. Şimdi yani burada asgari ücret 17,5 lira. Burada bir kardeşimizin 20 bin lira, 25 bin lira ve 30 bin lira gelir elde etmiş olsa ortalama yani ürettiği mahsulden. Ya el alemin kahrını neye çeksin? Niye disiplin altında, emir altında şehirde benim evladım orada çalışsın, benim kardeşim orada çalışsın. Burada kendi işinde çalışır. Yani yani iş müsaadesi olduğu günlerde çalışır. İş müsaadesi olmadığı havanın diyelim ki muhalefet olduğu zamanlarda da burada evinde istirahat eder. Eskiden atalarımız öyleydi ve öyle geçiniyorduk yani biz hiçbir yerden aylık almadan. Bizi atalarımız, babalarımız, annelerimiz büyüttüğü iş bir yerden bir emekli aile veya çalışan aile olmadan bu topraktan kalkanla bizi büyüttüğü yani bu hale getirdi. Şimdi yani, artık topraktan kalkan gençleri yürütemez yani. Bir çuval yem 600 lira olmuş 600. Bir çuval yem 600 TL. Şimdi hayvancılık yapmak için bir çuval yeme 650 TL, 600 TL vermekle o hayvancılık yapılabilir mi? Veyahut yapan insan bundan gelir sağlayabilir mi? Kazanç sağlayabilir mi? Ya önceden süt satımı vardı. Hadi sütünü satıyordu kişi. Hiç olmazsa yılda bir hani onun danasını yetiştirebiliyordu yani. Onu bir kar sayıyordu. Ama şimdi o diyelim ki 600 liralık yem çuvalı o şeyi, o danayı büyütmeye yetmiyor. İki günde yiyor. Yetmiyor yani. Sade yemle de bitmiyor. Bunun yoncası var, samanı var. Masraflar büyük yani sadece yemle bitmiyor bu iş. Tamam bir çuval yem 600 lira, 650 lira ama bunun samanı var, efendim yoncası var, mısırı var, sıracı var. Yani bu girdiler çok yani aşırı. Üreticinin belini büküyor diyebiliriz. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Bu değil, geçen sene 6-7 liraydı. Bu sene yine 6-7 lira. Evet. Ama masraflar, maliyet aynı değil. Yem nasıl bağlanıyor? Buğdaya bağlanmıyor. Un nasıl bağlanıyor? Buğdaya zam olmadan. Evet, kesinlikle. Yani üretimde büyük sıkıntılar, sorunlar mevcut. Maalesef yani şimdi girdiler. Yani işte gübre parası, ilaç parası, işte mesela köylü ne yapıyor? İşte traktörle, mazotla tarımını elde ediyor, yapıyor. Ama bu girdiler pahalı olduğu için ürettiği de hani bizim burası çok böyle topraklar çok verimli bir yer de değil yani. Şimdi ben mesela Samsun'dan evliyim. Samsun'da diyor ki adam bir dönümden diyor ben 40 kile yani 4 kilo 3 12 bir ton 200 kilo diyor şey alıyorum, buğday alıyorum. Bizim burada yani bire en fazla 10'dur ne yapar? 300 kilo yapar. Yani 300 kilo nerede? Dörtte biri böyle bir durumumuz da var bizim. Onun için yani burada hani hakikaten geçim zor ve geçim zorluğundan dolayı da işte gençlerimiz şehirde dediğim gibi burada 45 hane 40 hane oturuyoruz. 120 hane Bursa'da şehirde var mesela bunu. Ama işte dediğim gibi bu biraz girdiler hafiflese az olsa yani gençlerimiz niye el alemin emrinde çalışsın orada? Veyahut da mesela şu anda artık yani bu EYT durumundan çok gençlerimiz yani 45-50 yaşlarında emekli oldu. Ki onlar da dinç yani dinamik yani. İşte buradaki gençler mesela. Ondan sonra mesela ben de kendimi gençlerim 60 yaşındayım ama ben de emekli oldum memuriyetten. Yani ben de bir 10 sene daha çalışabilirim ama yani çalıştığım şeyimi karşılamıyorsa yani emeğimi o alın terimin karşılığı değilse niye çalışayım? Derim. Yani peki saygılar diliyoruz inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz de Köy TV'ne çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Kimler vesile olduysa onlara da teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz kardeşim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, etkinliğimizde röportajlarımızla birlikte devam ediyoruz. Ekranlarınız başından ayrılmayın. Değerli izleyiciler, bir programın daha bu şekilde sonuna gelmiş olduk efendim. Yazıbaşı Köyü'ndeydik. Köy hayrını sizler için ekranlara taşıdık. Gün boyunca röportajlarımızla birlikte etkinliğimizde yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaştık. Görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın. Hoşça kalın efendim.